Finansal danışmanlık, bir işi mali yatırımların en iyi şekilde değerlendirilerek yatırımcıya yol göstermek, kendisini yüksek risk içeren yatırımlardan uzak tutmak ya da daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaktır. Buna bağlı olarak finansal danışmanlık hizmetlerinin önemi de son yıllarda ivmeli bir şekilde artış göstermektedir. Biz de sektörde Kıbrıs merkezli hizmetler sunan firmaya konuk olduk ve mikrofonlarımızı firma basın danışmanı Sayın Ufuk Çağ'a uzattık. Hep birlikte izliyoruz. Yıllarda küresel ölçekte ekonomik entegrasyonun piyasa ekonomisinin etkisi, dünyanın her yerinde artırması ve uluslararası ticaret ve finansal faaliyetlerde serbestleşmenin ivme kazanması ile birlikte çok uluslu şirketlerin önemi hızla artmaktadır. Çok uluslu şirketlerin önemini artırması global ekonominin yapısını ve işleyişini köklü bir biçimde değiştirmektedir. Çok uluslu şirketler yürüttükleri faaliyet ve uyguladıkları global stratejiler sayesinde uluslararası ticareti akımlar ile yatırımların düzeyini ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşacağı yerleri tayin etmektedirler. Sektörde bir dizi kapsamlı ürün ve hizmet sunmakta, önde gelen çok uluslu şirket zinciri olan, tamamen sahip olduğu yan kuruluşları ile ekonomiye yön veren firma basın danışmanı Ufuk Çağ anlatıyor. İsmim Ufuk Çağ, ben GİFA Holding'in basın danışmanlığını yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu şirketteki görevime devam ediyorum. GİFA Holding Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir şirket. Toplam bünyesinde 72 tane farklı alanlarda iş yapan alt kuruluşları var. Biz ağırlıklı olarak gıda, turizm, basın ve finans sağlama finans danışmanlığı konularında iş yapıyoruz. Son yıllarda gerek teknoloji alanında gerekse de iletişim dünyasında meydana gelen değişimler ve gelişmeler birçok alanda yeni arayışlara ve düzenlemelere ihtiyaç doğurmuştur. Bu yeni arayışlar ve düzenlemeler neticesinde de hemen hemen tüm sektörler özelliklerine bağlı olarak belirli ölçülerde etkilenmişlerdir. Basın sektörü de bu etkilenmeden ve değişimden en çok payını alan sektörlerin başında gelmektedir. Müşterileriyle proaktif bir yaklaşım benimsemekten gurur duyan, profesyonel ve güvenilir tavsiyeler sunan, dürüst olmanın, değerli ortaklıklar kurmanın ve proje planlarına uygulanabilir bir gerçekliğe dönüştürmenin önemine inanan firma, müşterilerinin bireysel taleplerini karşılamak için tamamen kendi özellikleriyle donatılmış, ihtiyatlı danışmanlarıyla uçtan uca hizmet sunmakta. Basın sektöründe günlük çıkan bir gazetemiz var. Yeni Bakış Gazetesi ismini de verelim. Turizm sektöründe şu an itibariyle aktif halde olan bir seyahat acentemiz var. Yine gıda sektöründe gıda ithalatı yaptığımız bir kısmımız var. Şirketin, GİFA Holding'in esas ağırlıklı iş yaptığı kısım kredi sağlama konusundadır. Şu anda ağırlıklı olarak Orta Doğu, Hindistan ve Afrika ülkeleriyle kredi sağlama konularında iş yapıyoruz. Tabii şirket yavaş yavaş büyüyor. Büyüdük sonra da farklı ülkeleri portföyümüze alarak işimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
yıllarda uluslararası piyasalarda görülen küreselleşme olgusu, uluslararası ticaretin ve sermaye hareketlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır. Yabancı sermaye yatırımlarının ise bir ülke ekonomisi için en önemli katkısı, o ülke ekonomisine yaptığı sermaye aktarımıdır. Yabancı sermaye yatırımları, yatırımın yapıldığı ev sahibi ülke ekonomisi üzerinde çeşitli ekonomik etkiler yaratmaktadır. Bunlar üretim, istihdam, gelir, fiyat, ödemeler dengesi, ekonomik gelişme ve genel refah gibi etkilerdir. Dolayısıyla uluslararası sermayenin ticari hareketleri ve gelişmiş ülkelerden diğer az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere transfer olabilmesi olumlu bir yöndür. Bunun yanı sıra çok uluslu şirketlerle ilgili olarak ülke sayısı, yurt dışındaki aktiflerin oranının satışı, istihdam edilen işçi sayısı gibi yöneticilerin davranışları gibi benimsenen ölçütler yanında önemli olan bir olgu da çok uluslu şirketlerde hisse senetlerine sahip olanların yöneticilerinin farklı kişiler olmasıdır. Bu sağlanan kredilerle birçok ülkede birçok yatırım yapılıyor. Dolayısıyla indirek olarak biz o ülkelerin kalkınmasına da yardımcı oluyoruz. Küresel ekonomik krizin üstesinden gelmeyi misyon edinmiş firma basın danışmanı Ufuk Çağ, firma yatırımlarını detaylandırarak sözlerine devam ediyor. Çok büyük oranda enerji yatırımı yapılıyor. Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında altyapı yatırımı yapılıyor. Yine inşaat sektörüne de yatırım yapan kuruluşlara kredilendirme de aracı oluyoruz. Küresel ekonominin en önemli aktörlerinden olan çok uluslu şirketleri, birden fazla ülkede kazanç sağlayıcı, iktisadi faaliyetlerde bulunan uluslararası üretim gücüne sahip firmalar olarak tanımlamak mümkündür. Değişimin giderek hızlandığı, rekabetin küreselleştiği, her sektörde arzın, talebin çok üstüne çıktığı, müşterilerin gücünü fark ettiği günümüzde, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlama ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması için stratejik planlamanın önemi her geçen gün artmakta ve başarılı ve doğru bir stratejik planlama işletmeler için vazgeçilmez bir zorunluluk haline gelmektedir. Ben burada önümüzdeki dönemlerde planladığımız yatırımlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii bu yatırımlar hem yurt dışı hem yurt içi olarak hazırlanıyor şu anda. Tabii belli sürelere daha ihtiyacımız var ama özellikle yurt dışında aslında her türlü imzaları atılmış bir enerji, büyük bir enerji yatırımımız vardı İFA Holding olarak. Ancak son anda İran'daki bazı İran'a uygulanan bazı ambargolar dolayısıyla o şu anda beklemede ama bu aksilikler ortadan kalktığı anda çok büyük bir yatırıma imza atacağız. Yine ülke içerisinde de başta turizm sektörü olmak üzere yatırım için belli planlarımız var. Özellikle Orta Doğu biliyorsunuz sürekli çalkantılı, sürekli iç savaşların olduğu bir bölge. Dolayısıyla aslında bu tarz bölgelerde GİFA Holding olarak planlama yaparken bir kısa vadeli planlarımız var, bir de uzun vadeli planlarımız var. Yani ona göre işlerimizi götürmeye çalışıyoruz.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi enerji tüketimleriyle doğru orantılıdır. Sanayisi sürekli gelişmekte olan ülkeler, enerji ihtiyacını karşılamak için şimdiye kadar kullandıklarından farklı kaynaklar bulmak zorundadır. Dolayısıyla gerekli kaynağa sahip ve ihtiyaç duyacağı ek kaynağı temin edebilecek yatırımcılar, kaynaklarını riski düşük ve getirisi büyük yatırım alanlarında değerlendirmek isterler. Teknoloji transferlerinin en önemli aktörü konumunda olan çok uluslu şirketler, sermaye ve teknoloji yoğun sektörlere yaptıkları yatırımlar yoluyla gelecekte hangi bölge, ülkelerin rekabet güçlerini ve dolayısıyla refahlarını sürdürülebileceklerini belirlemektedir. Ufuk Çağ, yatırımcılara tavsiyelerini iletiyor. Türkiye'deki firmaların kapasiteleri çok büyük. Yani bence Afrika ülkelerini tercih etmelerinde büyük fayda var. Yatırıma aç bölgeler, rekabet edilebilirliği daha yüksek bölgeler. O yüzden ben Türkiye'deki yatırımcılara Afrika ülkelerine yatırımı tercih etmelerini tavsiye ederim. Talep edilmesi halinde hem danışmanlık hizmeti veriliyor hem de aracılık hizmeti de veriliyor. Yani ilgili kişiler bulunuyor. O konuda da hizmetimiz var. Başarılı bir girişimin en önemli altın kuralı doğru ekibi kurmaktır. Nitelikli, eğitimli ve tecrübeli uzmanlardan oluşan bir ekiple tamamen müşteri memnuniyetine odaklanan firma, genişleyen bir müşteri tabanı ve 300'den fazla personelden oluşan ekibiyle başarılı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bizler hem yönetim kurulu üyeleri hem biz aslında şirketin görünen kısmıyız. Ama esas olay aşağıda bitiyor. Zaten görüntülerde de gördüğünüz gibi çok uluslu bir personel yapımız var. Hepsi canla başla çalışıyor. Memnunuz, yani kaliteli bir ekibimiz var. Zaten kaliteli bir ekibiniz yoksa kesinlikle başarılı olamazsınız. Zaten başarılı olan şirketler çalışanlarına kesinlikle yatırım yapan şirketlerdir. Çalışanlarına yatırım yapmayan şirketler belli bir süre sonra o büyüklüğünü kaybeder. Ülkeden ülkeye kültürel değişiklikler söz konusudur. Bir ülkenin yaşam biçimi de tüketim şeklini belirlemektedir. Günümüzde küreselleşme ile birlikte uluslararası rekabet artmış, ihracat ve yatırım yapan firmaların da hedefleri bu doğrultuda değişmiştir. Bu doğrultuda hedef pazarlar firmalar açısından ekonomik olduğu kadar kültürel yapı olarak da önem kazanmıştır.
Hedef pazarlarda başarıyı yakalayabilmek içinse o ülkenin alışkanlıklarını, sosyal değerlerini tanıyıp analiz ederek ilerlemek gerekmektedir. Kesinlikle şirket olarak bir büyüme trendindeyiz. Tabii sağlıklı bir büyüme yaşamak istiyoruz. O yüzden çok fazla da aceleci davranmak istemiyoruz. Tabii bu işler oturulur, yönetim kurulu karar alınır. Farklı ülkelere de yatırım için, iş için girilir. O yönde çalışmalarımız var. Özellikle Güney Amerika'ya girme planlarımız var. O bölgelerdeki ülkelere. Yani tek söyleyebileceğim o. Tabii ki ülkelere girmek, yani her şeyin bir maliyeti var. Yani bir ülkeyle iş yapmaya başladığınız, karar verdiğiniz, biz iş yapacağız, bir maliyeti vardır. Çünkü bu işler burada oturarak olmuyor. O ülkeleri gidip ziyaret ediyorsunuz. Tabii orada partner bulmak zorundasınız. Sizin adınıza konuşabilecek, ön görüşmeleri yapabilecek. Yani bir maliyeti var ama zevkli tabii. Çok farklı ülkelere gidiyorsunuz. Çok farklı insanlarla çalışıyorsunuz. Tabii bir diğer enteresan konu, her ülkenin kendine has bir iş yapma şekli vardır. Yani Türk insanı farklı şekilde iş yapar. Ne bileyim, bir Güney Afrikalı farklı şekilde iş yapar. Bir Avrupalı farklı şekilde iş yapar. Onları öğreniyoruz. Yani bu yaştayız ama her gün bir şey öğreniyoruz. Öğrenmenin de yaşı yok böyle, anladığımız gibi. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra hayır kurumlarına ve bağışçılara yapılan cömert bağışlar ve sporcuların organizasyonlara, etkinliklere gibi sponsorluklarını da üstlendiğinden takdirle karşılanan firma basın danışmanı Ufuk Çağ, yatırım yapmak isteyenleri kendilerine danışmaya davet ederek sözlerini noktalıyor. Bahsettiğim sektörlerde bizimle partner olmak isteyenlere, bizimle çalışmak isteyenlere her zaman kapımız açık. Biz buradayız, bekliyoruz.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası.